11'i. He 17.5 kilo verdim amca. Lan bunu dert oldu. Gel lan buraya. Gel. Buna gel. Bak bak. Senin yaparım. Kanalın arınma serisinin 6. partından selamlar. Aslında en çok yapmak istediğimiz fakat internetin eski diziler hakkında tam bir yalan yanlış bilgiler okyanusu olması nedeniyle zor bela toparlayarak yaptığımız serinin 6. partında genel olarak yorumlarınız odaklı derleyip oluşturduğumuz bir listeyle karşınızdayız. Girişi çok da allayıp budaklamadan videoya geçelim diyor. İyi seyirler diliyoruz. Tabii videolarda hoşunuza gidiyorsa ve yemeğin yanına iyi bir tatlı oluyorsa bir aboneliğinizi rica ediyoruz. Devam. Her yedi duvarım bitmedi rüya. Yalan dünya. Avrupa yakasının deli manyak tutması ve seyircide yer edinmesi sonucu ikinci bir Gülse Birsel gelişimiyle çekilen dizi, aslında enstantaneler barındırsa da seyirci için hiçbir zaman tam bir tatmin malzemesi olmadı. Ha, günümüz komedi anlayışından iyi mi? Tabii ki iyi. Horoz'a sormuşlar. Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar? Ne demiş? Ne demiş? Ananın mı demiş? Fakat Leyla ile Mecnun'la birlikte yayınlandığı dönemde en iyi komedi dizisi ödülünün dayatılması çabasına girilmeseymiş daha iyi ve tatlı olurmuş. Yemişim torpilinizi. Finalde Orçun askerlikten yırtar okula döner. Ebelik ve hemşirelik yüksek okulunu tutturunca ortalık ailede bir 56'ya dönse de Orçun mutlu, Orçun huzurlu. Neden? Etraf güzel kız dolu. Yalan kafede bir kız ateşlendiği için bayılır, kız da ebola çıkar. Tülay ile Bünyamin de kızla temas ettiği için kendini karantinaya alır. 90. bölümde dizinin ani bitişi değişen rating sisteminin diziye patlaması olarak açıklansa da bizce yapılan göndermeler yerine ulaştı ve fişi çekildi. İki güzel diziden bahsetmişken 17 Ekim'de hayatını kaybeden Vural Çeri'ye başsağlığı, bir zamanlar beraber çalıştığı sarı saçlı ablaya da akıl fikir diliyoruz. Fazla eko bünyeye zarar. Aşkım çık buradan. Burası artık karantina altında. Sıdıka. Hep diyoruz ya yorumlarınız önemli. Bazı dizileri yorumlarınızdan hatırlayıp da yapıyoruz diye. Ha işte bu dizide yorumlarınızdan görüp hatırladığımız dizilerden. 3 sezon 98 bölüm süren 97-2003 aralığına ait bu dizi hem garip hem espiritüel hem de yer yer ince göndermelerle gediğine saplayan bir diziydi. Müebbet bir ev kızı olarak açık görüşler dışında evden çıkamadığımı hatırlatırım. Ya Sıdıka! Sıdıka okula gönderilmese de kendini geliştiren, okuyan komik bir ev kızıydı. Avrupa yakasının makbulesi Hasibe Eren'in eskilerinden olan bu dizinin yapımcısı Atıf Yılmaz, dizinin 4 oyuncusuyla ücret konusunda anlaşamadığını belirterek dizinin final zeminini bir nebze hazırlamıştı. Çoğu seyircisine göre dünyanın en kötü finallerinden birine sahip olan dizinin finalinde Sıdıka'ya dair hiçbir şey olmuyor. Kavga dinamiğini kolonlarından biri yapan dizi yine kavgayla bitiyor. Diziye dair verebileceğimiz bir final yok çünkü ortada adam akıllı final de yok. Ne Sıdıka hak ettiği gibi entelektüel bir beyefendiyle evleniyor, ne Samim Itır'la sevgili olup kendini düzeltiyor, ne Arzu sakarlığını aşıyor, ne de evdeki kavgalar son buluyor. İzlemeye dair güzel dizi ama güzel sonlansın, tatmin etsin diyorsanız pek de bir şey beklemeyin deriz. Uygun bir takvim izlersek ilk çocuğumuz yay burcuna denk gelebilir. Senin burcun olan domuz burcu da ahmaklığın ve den yoluğun zirvesi. Hadi kapat şu telefonu hadi. Kuzey Güney. Ezel, Vadi, Poyraz Karayel, Aşkı Memnu gibi efsaneler ligine çıksa da diğerlerine göre çok daha az izleyici kitlesine sahip olan dizi hakkında mutlaka bir bilgi bilinmeyen zaten yoktur. En basitinden oğlum burası soğuk lan kesidi illaki Reels'larda denk gelmiştir. Oğlum burası soğuk lan! Kuzey! Lan burası soğuk! Oğlum! Çıkartın lan! Ali! Ali! Aile dramasının zirvesi olan dizinin finalinde Deniz, düğün günü Kuzey'in karşısına çıkarak Güney hakkındaki tüm haltları anlatır. Banu, Güney ile birlikte hastane çatısına çıkar. Banu, Güney'in suratına katil ve şerefsiz olduğunu aykırdıktan sonra kendini çatıdan bırakır. Güney yolun sonuna gelip ufaktan arkaya bıraktığını anlayınca Kuzey ile düğünle yüzleşmek ister. Tartışma sırasında bir silah ateşlenir. Fakat kim vuruldu, kim kaldı gösterilmez. Aradan 2 ay geçer. Cemre evinin bahçesinde otururken üçlü ile tanıştığı ilk anı düşünüyordur. Bu esnada Kuzey arabadan iner ve Cemre'nin yanına gelir. İkilinin olaylar sonrası sade bir nikahla evlendiğini, Güney'in de hapsi boyladığını görürüz. Kuzey ve Cemre ise mutlu mesut yurt dışına çıkarlar. Farata ne oldu diyorsanız 64. bölümde Güney onu çoktan harcadı kardeşim. Küçüklük Güney'i suçlamakla, olgunluk Güney'i anlamakla başlar değil mi kardeşim? Aynen. Güney'in buradan ta... Senden nefret ediyorum. Adana.
Efsaneler Ligi'nin eski şampiyonu, hatta zirvesi denebilecek dizisi Adanalı'nın finalini aslında hiç izlememiş biri bile YouTube'dan illaki kesit olarak görmüştür. Hem müzikleriyle, hem maraz alisiyle, hem bazı ikonik sahneleriyle diziyle alakası olmayanı bile kendine kenetlemiş olan dizinin finali bir tık hüzünlü. Eski ve ikonik bir dizi olduğu için karakter üzerinden gidecek olursak öncelikle açımızı İdil'e çevirelim. İdil aslında Maraz Ali ve çetesini çökertmek için bilerek işlerine sızmış bir polisti. Aynı zamanda sevgilisi Levent'i Ali'nin öldürdüğünü sanıyordu. İdil, Ali'yi de polislikten atan şahıs olan Nevzat'ın adamıydı ve Atilla'nın ekibine düşmandı. Bu nedenle Atilla, İdil'i ve amacını tespit ettikten sonra Ali'ye zarar vermemesi için İdil'i öldürür. Şimdi açıyı tekrardan Adanalı ve Ali'nin sahasına çevirebiliriz. Adanalı en sonunda Ali'nin izine ulaşır ve Ali'nin peşine düşer. Bir demir yolunda Ali'yi kıstırır ve Ali teslim olur. Fakat Cengiz Başkomiser Ali'yi göğsünden vurur ve öldürür. Akıllarda ise Adanalı'nın Ali'nin mezarı başında yaptığı konuşma sahnesi kalır ve bir efsane bu şekilde son bulur. Kardeşim bu işin sorumlularını bulmadan bu dünyadan göçüp gitmeyecek. En son babalar duyar. Eski Türk tipi durum ve aile komedisinin miyeng taşlarından. En son babalar duyar. Dizinin asıl finali 4 sezon 159 bölümle gerçekleşiyor. 200 bölüm olduğuna dair göreceğiniz ifadeler önceki bölümlerde bahsettiğimiz Pulsar numarası aslında. Dizinin finalinde Mustafa Kanada'dan kesin dönüş yapmış ve Kadir ile birlikte yılbaşı indisi işine girmişlerdir. Kadir büyük paralar kazanır ve Kudret ile Bahriye'yi sonunda hacca gönderir. Ek olarak Kadir düzgün bir insan olacağına, adam gibi adam olacağına dair söz verir. Son sahnede Hülya hamile olduğunu açıklar ve dizi mutlu sonla finalini yapar. Bu diziyi gördükçe Tatlı Hayat, Dadı, 7 Numara, 2. Bahar ve Türevleri nerede diyorsanız hem final hem de bilgi yetersizliğinden ötürü henüz yok. Derledikçe bu dizileri de göreceksiniz. Aklımızı da merak etmeyin. Benim aklımda, bazılarının aklında hala. Unutulmaması gerekiyor bazı şeyler. Herkesin dolabında bir tane ceset var. Evet, yorumlarda muhtemelen yazmadığınız dizi kalmamış olsa da biz yine de radarımızda olan dizileri şöyle bir kısaca yazalım. Medcezir, Şubat, Kaçak, Eşref Saati, Yarım Elma, Avlu gibi dizilerin izleyicisi olarak günlerinizi geçirdiyseniz ve finali özetleyecek kısa bilginiz varsa yorumlarda yardımcı olabilirseniz çok seviniriz. Zira özellikle bu diziler hakkında adam akıllı bir bilgi veya yazı yok. Özellikle Avlu'nun Netflix olayları karmaşasından ötürü dizi 44 ve 88 olarak resmen ikiye bölünmüş durumda. Sonraki bölümler için yorumlarınız bu sefer harbiden önemli. Ha öncekilerde değil miydi diyecekseniz onlar da önemliydi, o ayrı konu. Bu diziler dışında aklınıza gelen dizileri de yazmayı unutmayın. Serinin 6. partından şimdilik bu kadar. Abone olarak ve like atarak hem algoritmaya hem de bizlere destek olursanız çok seviniriz. Seviliyorsunuz. Sonraki videolarda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.